Evet arkadaşlar, bugün sizinle Realm Royale oynayacağız. Realm Royale, her neyse işte ondan oynayacağız. Bu oyun Steam'de yer alan Paladins adlı oyunun yani o oyunu yapanlar yapmış galiba. Simgesindeki şu an gözükmeyen elmasa benzeyen şeyden bunu anlarsınız zaten. Welcome to my channel, hadi başlayalım. Evet, başlayalım dedikten sonra bir efekt bir şey yok. Oyun güncelleme almış. Şu kısım yoktu. Hangi ligde yer aldığınızı belirten kısım soldaydı. Şuradaydı. Fare nerede? Şuradaydı. Evet. İşte play. Oyunun sesini biraz kısalım. Play Battle Pass. Şurası Armor Shop var. Party Finder yeni eklentiyle gelmiş. Social kısmı kariyer ve options ayarlar şeklinde gidiyor. Şimdi tekrar oyunun sesini açalım. Evet. Play'e bastıktan sonra duo ya da squad girebiliyorsunuz. Solo giremiyorsunuz henüz. Buradan girdiğiniz oyuna girdiğiniz kısmı değiştirebilirsiniz. North America, Europe, Brazil, Southeast Asya var. Ben genelde North Amerika'da oynuyorum ve squad oynuyorum. Tıkladıktan sonra bekliyorsunuz. Sağ üst köşede şöyle şurada yine gözükmüyor olsun. Siz oyunu indirin bakın. Zaten oyun ücretsiz. Steam hesabı olan herkes oyuna erişebilir. Sağ köşede kullanıcı bilgileriniz yer alıyor. Evet, maçı buldu. Böyle bir açılışı var. Burada bekliyorsunuz. Pek bir şey yok. Evet, oyun açıldıktan sonra 5 tane sınıf var. Warrior, Engineer, Assassin, Mage ve Hunter. Herhangi birini seçtikten sonra belli bir süre değiştirebiliyorsunuz. Bu süre ne kadar bilmiyorum. Ben Mage ile gireceğim. Çünkü Mage'in özel efektinde Winx Club sesi çıkıyor. Onu çok seviyorum. Haritayı tab tuşuyla açıyoruz. Evet, takım arkadaşlarımız düşeceğimiz yeri gösterdi. Northport. Burada şöyle bir güzellik var. Haritada işaretlediğiniz yeri bakın şöyle geminin sağ tarafında görüyorsunuz, ışıklarla aydınlatıyor. Yani nokta atışı düşebilirsiniz. Karakterler Zeppelin'in ateşinin çıktığı yerden düşüyor. Çok ilginç. Netliğim bozuldu sanırım. Umarım düzelir. Neyse, ben atladım. Evet, düzeldi. Takım arkadaşlarımızdan biri konuştu. Hemen o konuşmuşken T tuşuna basıp siz de konuşabilirsiniz. Şu an beni duyuyorlar. T tuşuna basılı tutuyorum. Şöyle paraşüt ya da herhangi bir şey açmıyorsunuz. Yere dan diye iniyorsunuz ve çakılıyorsunuz. Bu size zarar vermiyor. Arkadaşlarımın yanına giderken haritadan bahsetmeye devam edeyim. Sarıyla gösterilen yerler bakın şuralar, şuralar, şuralar. Demirci atölyeleri. Burada elde ettiğiniz iksirleri, armoru ve silahları geliştirebiliyorsunuz. Bunu geliştirmek için altın benzeri şeyler toplamanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız göstereceğim. Şimdi size çok sevdiğim Winx Club efektli Mage gücünü kullanmak istiyorum. Şurayı görüyorsunuz. Şimdi bu ne? Hemen ondan bahsedeyim. Her sınıfın kendine özgü F tuşuyla kullandığı efektli
skill diyebiliriz, yeteneği var. Chest'leri, yani kutuları açıyorsunuz E tuşuyla. Search ediyorsunuz. Size item ve özel güçlerinizden veriyor. Hemen onları deneyelim. Göstermiş olayım size de. Evet, bir ateş ediyor. Mage'de 3 numaraya gelen şöyle bir ateş topu, alev topu atıyorsunuz. İmlecinizin olduğu yere. 4 numarada kendinize şöyle bir kalkan yapabiliyorsunuz. Bu sizi ateşten koruyor ama kısa bir süre. Sağ alt köşede gördüğünüz, tabi bunların süresi var. Burası açılmış. Ve herkes şöyle kullanabileceğiniz bir bıçakla başlıyor. Güzel hasar veriyor. İlk oynadığımda herkes beni bu bıçakla öldürüyordu. Tap tuşuyla haritayı açabiliyoruz. I tuşuyla swaplerimizi görüyoruz. Elimizde neler var. Ve oyunun güzel yanlarından biri, Z tuşuyla binek hayvan. Binek hayvana binebiliyorsunuz. Yalnız evlere girdiğinizde, içeri girdiğinizde at kayboluyor. Ve hemen çağıramıyorsunuz. Evet, kılıç aldık. Şimdi size nasıl altın elde edeceğinizi göstereceğim. İtemin üstüne geldiğinizde iç tuşuna bastığınızda İngilizce ne kadar altın vereceğini yazmış size. Basıyorsunuz ve şöyle item'dan altın elde edebiliyorsunuz ve böylelikle demirci bölgelerinde itemlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Henüz takımından kimse ölmedi. Bu güzel. Biri ölmüş. Onun amık. Bu evdeki sandıkların açılmadığını fark ettim. Evet, bir silah daha aldık. Silahların herhangi sınıfı yok. Fakat silahlara eklenti almak istiyorsanız geliştirmeniz gerekiyor. Evet, bir sandık daha açacağız. Health iksiri geldi. E tuşuna basıp alıyoruz. Şöyle bir detay var oyunda. Bazı sandıklar fark etmişsinizdir ışıklı. O sadece iksir bulunan sandıklar ışıklı. Güncellemeden önce, yani o bayrak oraya ait değilmiş. Evet, şurası demirci binası, görüyorsunuz. Bayraklardan anlaşılıyor. Haritada da kendine ait simgesi var. Yeterli altınım yok ama göstermek için, size göstermek için geldim buraya. Şöyle bir bölge görüyorsunuz. İçine girdiğinizde zaten size Hold Use Forge diyor. E tuşuna basıldı tutuyorsunuz. Süre dolduktan sonra neleri işleyebileceğinizi gösteriyor. Benim şu an yeterli altınım yok. Lan bir durun. Sıkmaya konuşalım. Evet, aşağıda birini kestiler. Neyse. E tuşuna basılı tutuyorsunuz. İksirleri, armorunuzu ve eşyalarınızı, yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Yeterli altınım yok dediğim gibi. Back tuşuyla geri geliyorum. Evet, takım arkadaşlarımdan Engineer makinesini kurmuş. Onun özel yeteneklerinden biri, kurmuşken göstereyim. Ateş açan bir makine kurabiliyorsunuz. Süre dolmak üzere takım arkadaşlarımı satıyorum ve atımla kaçıyorum. İşaretlediğiniz yerler şöyle gözüküyor. Bakın, gökyüzüne doğru gidiyor. PUBG, Fortnite karışımı güzel bir oyun. Araç yok ama binek hayvanı var ve kısa bir bekleme süresi haricinde kullanabiliyorsunuz. Bu güzel.
Onun dışında özel yetenek kısmı eğlenceli olmuş. At üzerindeyken özel yetenek kullanırsanız at kayboluyor ve hemen çağıramıyorsunuz ama yeteneği kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi silah kullanmak için sağ klik'e tıkladım ve attan indim. Evet, kayda devam ediyoruz. Silah kullanmak istediğinizde attan iniyorsunuz, at kayboluyor. Ama kısa bir süre geçtikten sonra çağırabiliyorsunuz. Atı tekrar. Yetenek kullanırsanız yine attan iniyorsunuz. Bunu söylemiştim zaten. Wings Club'la biraz ilerleyelim. Space tuşuyla zıplıyorsunuz ama çok fazla zıplamıyor. Karakterlerden hangisiydi hatırlamıyorum. Birinin özel efekti zaten zıplamak. G ve H tuşları da aldığımız iksirleri kullanmamızı sağlıyor. O bana yaklaşıyor, ben de ondan kaçacağım. Birbirimizi öldüremedik. İksirler dışında Mage'in şöyle bir özelliği daha var. Henüz onu elde edemedim ama yeteneklerinizi değiştirebiliyorsunuz. Kendinizi buzla kaplayıp iksiriniz olmasa bile can doldurabiliyorsunuz yine. Haritamız ne kadar daralmış bakalım. 32 kişi kalmış. Demircilerden bahsedeyim biraz. Silahı geliştirdiğimizde ne oluyor? Örneğin silahınızı geliştirdiğinizde yakınlaştırmasını arttırabiliyorsunuz. Yani diğer oyunlardaki gibi herhangi dürbün eklentisi yok. Ama geliştirerek demirci ocaklarında bunu elde edebiliyorsunuz. Evet. Kapalı alan olmadığı için atımı kaybetmedim. Açık alanda atlarınızı kaybetmiyorsunuz. Ve böyle atladığınızda da tabii bakın Mount on cooldown dedi. Yani hemen çağıramadım. Ama tekrar bastığımda çağırdım. Droplar düştüğünde şu şekilde, şu an bir drop açacağız. Evet, droptan güzel bir silah çıktı. Ben kılıçla değiştirmek istiyorum. Bir itemi değiştirdiğinizde yerine ne aldıysanız o düşüyor haliyle. Hemen onu altına çevirdim. Şurada açılmamış bir sandık var. Onu açalım. Gördüğünüz gibi bu başka bir yetenek. Ama ben yeteneklerimi değiştirmek istemiyorum. Onu altına çevirdim. Kılıç ve shotgun'ı da altına çevirdim. 40 altınım oldu. En az 60 altına dönüştürme yapabiliyorsunuz. 20 altın sonra bir dönüştürme yapabilirim. Şimdi sevdiğim yerlerden birine gideceğim. Fungal Forest sevdiğim yerlerden biri. Mor mantarların olduğu tatlış bir yer. Umarım sandıklar açılmamıştır derken ilk girdiğim yerde hemen açıldığını fark ettim.
Alan daralmadan alanın içine gidelim. Evet, ilginç bir yaratık var. Biraz yakından bakalım. Bir kelebek. Doğaya saygılı olalım, zarar vermeyelim. Zaten zarar vermedik. Winx Club'la uzaklaşalım. İmlecinizi nereye doğrultursanız Winx Club oraya gidiyor. Burası Jade bahçeleri diyor. Wow, wow, wow. Öldüğünüzde tavuk oluyorsunuz derken öldüm. Diğer sınıfları oynamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şaka şaka, diğer sınıfları da indirin siz oynayın. Hadi kolay gelsin. Ya da lobiye geçelim, öyle bitireyim. Zaten takımın hepsi de ölmüş. Onların ben amık. Lobi. Yani dramatik bir müzikle geçiyor. İsteyen oyunu indirsin, oynasın. Sponsorum falan da değil. İstemeyen de indirmesin. Bana ne bundan? Hadi BB.